أغرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، değerli kardeşlerim, dün akşam size söz vermiştik. Dünkü dersten sonra iki yeni Müslüman olan kardeşlerimiz kısaca kendi hayatlarını anlatacaklar. Ancak dünkü dersin yoğunluğu sebebiyle onu yapamadık ve bugüne tehir etmiştik. Ve şimdi ilk kardeşimiz, Alman kardeşimiz, kısaca hem kendini tanıtıp hem de İslam'a girişini ve İslam'a girdikten sonra duymuş olduğu hislerini sizlere anlatacak inşallah. Almanca konuşacak tabii, ben Almanca'dan Türkçe'ye tercüme etmeye çalışacağım. Kannst du kurz vorstellen, wie du heißt und wie alt du bist und dann kurz deine Vergangenheit? Satz für Satz, ich übersetze dann sofort. Okay, fangen wir an. Selamun aleykum. Nicht zu nah, lass du einfach. Okay, also ich wurde heute hier eingeladen, um etwas darüber zu erzählen, wie ich konvertiert bin. Ben bugün burada davet edildim sizlere, nasıl İslam dinine girdiğimi anlatmak için. Also mein Name ist Stanislav. Gerçek adım Stanislav. Und ich komme ursprünglich aus Russland. Ve memleketimin kökü, aslı Rusya'dan geliyorum. Wohne in Deutschland. Ama Alman vatandaşı ve Almanya'da yaşıyorum. Und wie ich zum Islam gekommen bin, war durch einen Freund, der mir den Koran geschenkt hat. Ve İslam'a giriş sebebi bir arkadaş vesile oldu. Bana Kur'an-ı Kerim hediye etmişti. Und warum ich mich überhaupt für den Koran interessiert habe, war eine Diskussion mit ihm. O Kur'an'ı hediye etmesinin sebebi, onunla bir meseleyi tartışmıştım. Bu tartışma üzerine bana o Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. Und zwar haben wir darüber gesprochen, was das beste System ist, wonach die Menschen leben können. Ve tartışma konum o arkadaşla, insanlar için dünya hayatında en güzel yönetim, en güzel sistem, yaşantı tarzı kimin, insanlar için hangisidir, bunu tartıştık. Und damals habe ich sehr für den Kommunismus geschwärmt und habe ihm erklärt, dass Kommunismus das beste System ist. Ve kendim o zamanlar daha aşırı komünist inancına inanan bir insandım ve komünizmin insanlık için kurtuluş olduğunu, en güzel yönetim, en güzel sistem olduğuna inanmıştım ve bunu övüyordum. Mein Freund, der nicht praktizierend war, ve o Müslüman arkadaşım ise dini yaşamayan birisiydi. Hat trotzdem immer behauptet, dass Islam das Beste ist. Dini yaşamadığı halde o arkadaşım bana hep diyordu ki İslam dini en güzel ve en doğru sistemdir. Also wir haben lange Zeit gesprochen und saßen in einem Dönerladen. Ve bir gün işte lokantada döner yerken gene bu konuda tartışma oldu. Und da habe ich mir überlegt, ja, an Gott zu glauben, das gibt dem Menschen moralische Werte und vielleicht ist doch Religion ein guter Weg für die Menschen. Ve o tartışmadan sonra Allah'a inanç da belki güzel bir şeydir. Hatta din sahibi olmak insanlara bu dünyada da rahatlık getirebilir diye düşüncesine başladım. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, warum ausgerechnet eine bestimmte Religion? Weil viele glauben ja an Gott. Ve dedim ki kendi kendime, tamam Allah'a inancım olsun ama herhangi bir inanca, dine bağlı olmadan, yani bütün dinler var, bir sürü dinler var, hepsi de Allah'a inanıyor. Sadece onunla yeteri kalmak bence yeterlidir diye düşünceye girdim. Und damals habe ich gedacht, solange der Mensch einfach Gutes tut und an Gott glaubt, dann automatisch kann Gott doch nichts dagegen haben, welche Religion man hat. Ve o güne kadar hep düşüncem, işte insan iyi davrandıktan sonra, kimse kötülük yapmadıktan sonra Allah da o kuluna azap vermeyecek, cezalandırmayacağına inanıyordu. Dann habe ich den Dönerverkäufer mit einbezogen in unsere Diskussion. Ve o tartışmayı lokantada yaparken döner satıcısı da bizim tartışmamıza müdahale oldu. Er hat wahrscheinlich auch den Islam nicht praktiziert. Er hatte einen rasierten Bart und verkaufte Alkohol. Galiba o da dini yaşanmayan birisiydi. Çünkü onun dükkanında içki vardı. Döner dükkanında, lokantasında içki de satıyordu. Ve sakalını kesen birisi olduğundan dolayı o zamanlar onun da dindar birisi olmadığını düşünüyordum. Und ich habe ihn gefragt, ob meine Meinung nicht richtig ist. Darauf antwortete er mir,
nur Islam bringt dich ins Paradies und alle anderen Wege führen dich in die Hölle. Ve o tartışma esnasında ben o dönerciye sordum ki, o da bilgisiz olduğu halde ama Müslüman diye geçiniyordu. Dedim ki benim görüşüm doğru değil mi? Yani insan bu dünyada kötülük yapmadıktan sonra Tanrımız bize Allah Azze ve Celle bizlere işte o kuluna kötülük vermeyeceğini söyleyince o döner satıcı dedi ki hayır dedi. İslam'ın dışında kişi cennete giremez. Allah katında tek doğru din İslam dinidir cevabını verdi. Und wie diese Person das gesagt hat, das kam sehr überzeugend rüber, weil er war wirklich sowas wie eine Person, die mit Gefühl das gesagt hat. Ve o dönerci, bu satıcı bunu söylerken bu cümleleri çok inandırıcı bir şekilde bana söyledi. Öyle bir hissettim ki bunun sözünün de arkasında bir doğruluk olduğunu hissettim. Dann habe ich mir zum Geburtstag von meinem Freund den Koran gewünscht auf Deutsch. Ve bunun üzerine o tartıştığım arkadaşa dedim ki benim doğum günümde bana Kur'an hediye edersen sevinirim. Vorher habe ich mich über fast alle Religionen, Philosophien, Ideologien beschäftigt, aber noch nie über den Islam. Ve hayatımda çok dinleri araştırmıştım, filozofları araştırmıştım, görüşleri araştırmıştım, sistemleri çok okumuştum. Ama sadece İslam dini hakkında hiçbir bilgim yoktu. Und irgendwann zur Mittagszeit, als ich Geburtstag hatte, klingelte dieser Freund an meiner Tür und hat mir den Koran auf Deutsch vorbeigebracht. Ve doğum günü arkadaşım öğlen vakitleri sanırım kapı çalındı ve kapıyı açınca o geldi ve hediye olarak da Kur'an-ı Kerim'i getirmişti. Und sobald ich die Fatiha gelesen habe, habe ich schon gewusst, dass Islam die einzige Wahrheit ist auf dieser Welt. Ve samimiyetimle söylüyorum. İlk sayfayı Kur'an-ı Kerim'in tercümesini okurken Fatiha suresini o anda içime öyle bir his girdi ki bu dinin doğru olduğunu, hak olduğunu hemen anladım. Weil in all den Philosophien und all den Geschichten von den Menschen, wenn du sie alle zusammennimmst, kommt nicht so eine Vollkommenheit heraus wie nur in diesen sieben Versen der Fatiha. Ve samimiyetimle yine söylüyorum. Tüm Kur'an-ı Kerim'in dışındaki yazılan sözleri topladığınız zaman, insanların görüşlerini, felsefeleri bir araya getirdiğiniz zaman, Fatiha suresinin içindeki olan o tesiri o sözlerde bulamadım. Yani Kur'an'ın ne kadar kamil olduğunu, Allah katından olduğunu hissi hemen içime geldi. Und dann habe ich immer weiter den Koran gelesen und viele Punkte, so wie ich schon vorher von meiner Fitra her geglaubt habe, fand ich bestätigt im Islam. Ve diğer sayfalarını okuyunca içimde hep fıtratımdan olan bazı inanç şeylere inandığım şeyleri de Kur'an'da tekrar buldum. Yani o görüşleri de Kur'an tasdik etmiş oldu. Das ist praktisch wie eine Beschreibung des Universums, des Menschen, also perfekte Lebensweise für die ganze Welt. Ve Kur'an'ın içinde bu kainatın en güzel şekilde nasıl yönetildiğini anladım. Ve insanın da bu kainatın içinde nasıl yaşayacağını, en güzel günlük hayatını nasıl tarz edeceğini de yine bu Kur'an-ı Kerim'i okumakla anladım. Und als ich das meinen Eltern erzählt habe, haben wir Nachrichten geguckt, haben wir Berichte gesehen aus Afghanistan, wo beispiel Frauen in einer Burka zu sehen sind. Ve anneme bu sefer ve aileme, annem babamla dini konuşmaya başladım. Ve tabii televizyonda da Afganistan'ı gösteriyorlar. Orada burka içine, yani peçe içine örtülmüş kadınları gösteriyorlardı. Ondan meine Eltern haben mich natürlich gefragt, wie ich dazu stehe. Ve bana sordular, sen ne diyorsun böyle örtülü kadınlara? Dann habe ich natürlich gesagt, das ist das Beste, was man machen kann, weil das ist eine schamvolle Lebensweise. Eine Lebensweise, die richtig ist für die ganzen Menschen. Yani bu kadınlar böyle peçeye bürünmüş, sen de eğer Müslüman olursan böyle kabul eder misin yaşamayı diye sorduklarında, o da demiş bunda kötü bir şey yok ki bunlar kendi iffetini koruyorlar, namusunu korumak için örtülmüş ve yabancı ya etkilenmemesi için, kötülük ona gelmemesi için örtüldüğünü anlatmış. Und alle Menschen verstehen das, weil sie haben alle diese Fitra, diese natürliche Schamgefühl, diese Islam, mit dem sie geboren werden, haben alle Menschen. Deswegen wir brauchen nichts von Islam zu verstecken, sondern Islam ist das Beste, wir müssen es einfach nur berichten. Ve benim ailem halbuki Müslüman olmadıkları halde benim vermiş olduğum cevabı kabul ettiler. Niye? Çünkü fıtratları daha bozulmamıştı. O yüzden Müslümanlar olarak
Dinimizden hiçbir şey hükümlerini saklamaya, gizlememize gerek yok. Çünkü fıtratı bozulmayan bir insan bunu hemen onaylar, sever ve kabul eder. Und egal ob jemand jetzt weiß oder schwarz ist, aus dem Westen oder Osten kommt, es ist dieselbe Fitra und alle Menschen verstehen den Islam.